pek çok öğrencimden mesaj aldım. Özellikle yaz dönemini ne yapacakları konusunda detaylı bilgi edinmek istiyorlar. Bu öğrencilerimin bir kısmı biliyorum ki benimle birebir çalışan öğrenciler, özellikle de benimle beraber proje yapan öğrenciler. Diğer grup ise belli bir şekilde benimle sadece irtibatı olan kişiler. Gençlere özellikle şunu söylemek istiyorum. Lütfen yazınızı değerlendirin. Böyle öyle bir yaz geçirmeyin. Evet biliyorum belirsizliklerin olduğu bir zaman. Bu yaz özellikle ne yapacağınız konusunda belli olmadığı bir dönemde yani güzün güz döneminde Nasıl bir şekilde dersleriniz olacak? Dersleriniz online mı olacak? Amerika'ya ya da İngiltere'ye, Avrupa'ya gidecek misiniz? Veya gerçekten İstanbul'da yurtlarınıza tekrardan dönecek misiniz? Tekrardan yüz yüze eğitime başlayacak mısınız? Bilmiyoruz. Bilmediğimiz bir dönem içinde şunu biliyoruz ki eğitim devam edecek. Bu eğitimin devam edeceği süreç içinde hayatınızda çok önemli bir 3 ayı geçireceksiniz. İnsanoğlu yapılan bütün antropolojik çalışmalarda göstermiş ki takvimle yaşıyor. Hangi dönem olursa olsun hayatınızda bir takvimin olması gerekiyor. Takvim insanın yaşamında çok önemli bir süreç. İnsanların hayatında takvim yitirildiği zaman o zaman insanda gerçek anlamda ruh sağlığı açısından sıkıntılar çıkıyor. İnsanoğlu bu mevsimlerin dört mevsiminin geçişi sürecinde aynı zamanda hayatının gün içinde, hafta içinde, ay içinde geçişi içinde beni bir şekilde kendi farkındalığını ve kendi yaşamındaki gidişimi görüyor. O yüzden ne yapmış? Güneşin batış doğuşuna veya ayın dönümlerine göre küçülüp büyümesine göre kendine bir takvim oluşturmuş sizin de hayatınızda bir takvimin olması gerekiyor bu anlamda lütfen yılmayın bunun için en çok üzerinde durduğum konulardan bir tanesi şu Lütfen hayatınızda mutlaka gününüzü haftanızı ayınızı planladığınız bir süreciniz olsun bu süreç içinde özellikle sizden tavsiyem mutlaka bu yaşamınızın bir parçasında kitap okumayı bırakmayın. Artık o kadar kolay ki hele elektronik kitapları okumak ve aslında internette o kadar büyük imkan var ki Kindle'ı indirip ücretsiz pek çok kitabın sample'ını bile okuyabilir. O anlamda kendinizi gerçekten geliştirebilirsiniz. En azından günde 5 ya da 10'a yakın kitabın ön sözünü bile okuyor olsanız sizde inanılmaz derecede fark yaratabilir. 2 kendi alanınıza nereye doğru gidiyorsanız, ne yapıyorsanız alanınızla ilgili en azından bir saatlik YouTube'da pek çok ücretsiz önemli konuda girdiğiniz alanda, çalışabileceğiniz alanda önemli videolar var. LinkedIn aynı şekilde veya ücretsiz edeksin. Udemy'nin programlarını indirebilirsiniz veya onlara bakabilirsiniz. Sizden tavsiyem hayatınızda özellikle öğrencilerimin ruh sağlığı açısından da önem verdiğim için pek çok öğrencimi bu sene 6 yıllık plan yapmayı ödev olarak verdim. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi, kendi gelişimleri açısından, kendilerini yapılandırmaları açısından, kendi gelişimlerinde kendilerini görmeleri. Bu nedenden dolayı siz de lütfen, benimle yakın iltifatta olmayan pek çok genç, kendilerine lütfen 3 aylık, 6 aylık, hatta 6 yıllık planlar hazırlasınlar. Amacım gerçek anlamda ileri görmek. İleri görülen bir ortamda ise insan beyninin ruhsal olarak depresyondan kurtulması ve daha fazla üretken hale gelmesi. Bunun bütün ötesinde daha pasif olarak geçen yerler için de bu anlamda eğer yapabiliyorsanız kendi ibadetlerinizi yapın belli bir şekilde meditasyon yapıyorsanız gerçek anlamda kendinize bakın. Yüksek bilinçlilik çok önemli. Mindfulness sadece bizim yüksek bilinç olarak geçen bir farkındalığımız değil. Aslında bireyin kendi olması, kendinde olması demek. O yüzden bu anlamda kendinize bakın. Koku sürün çok önemli. Yaşamda tad alın. Tadınız, yediğiniz yemekleri yavaş yavaş yiyin ve özellikle de etrafınıza güzel kokular bulundurun. Eğer mümkünse çiçek, bahçe veya belli bir şekilde bir bitkiyle, onun büyümesiyle, onun bakımıyla ilgilenin. Basit ama değerli şeylerle geçirin ki gerçekten yaşamınızın kalitesi artsın.